Elazığ Belediyesi tarafından hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında belediye çalışanlarına etkili iletişim, moral ve motivasyon semineri verildi. Dünen Kastamonu'da, Ankara, Kayseri, Adana dolaştık. Hanım diyor ki nedir bu kadar küsüyorsun? Bu memleketi sen mi kurtaracaksın diyor. Yok ben tek değilim, birkaç tane daha var. Memleketi değil, kendimizi kurtaracağız. Kendimizi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Eğitimci yazar Hacı Ormanoğlu tarafından verilen seminer Elazığ Belediyesi Hazar Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi tarafından verimliliği artırmak için düzenlenen seminere birim müdürleri ve belediye çalışanları yoğun katılım gösterdi. Eğitimci yazar Hacı Ormanoğlu seminerde anlattığı bir hikayeyle eğitimin önemine değindi. Yani motivasyon diyoruz ya, Allah aşkına hayat yolculuğunda bir araba yola çıktığı zaman benzin almadan yola devam edebilir mi? Benzin alacak, mola verecek, bakımını yapacaksın. İnsan da böyledir. Diyen mola vereceksin, bakımını yapacaksın, kendini yenileyeceksin, bir şeyler ekleyeceksin. Şimdi personel eğitimi dedik, Afrika'da bir hastane kuruyorlar. Çok büyük bir hastane. Güzel de bir yoğun bakım ünitesi kuruyorlar. Bir bakımdaki en çok ölümler olduğu için şey, yoğun bakımdaki bir ölüm sorunları oluyor. Şaşırıyorlar ya, nasıl olur böyle bir şey? En üst odayı, en kaliteli şeyler kurdum falan. Bir gün, iki gün, üç gün bir kamera kuruyorlar oraya. O personel eğitimin önlerine bak. Bir bakıyorlar ki temizlik yapan hanımefendi, ablamız geliyor. Fişi çekiyor, elektrik sürgen fişini takıyor, temizliğini yapıyor. Fişi çekti, adam yoğun bağdaki adam gitti. Abdest olsanız çok güzel iş yapıyor. İşini dürüstçe yapıyor. Ama fiş çekti, fiş yoğun bakımda, adamın fişi adam gitti. Diyorlar ne yapalım? O zaman personel eğitimini önemsiyoruz. Personelin hepsini eğitime alacağız. Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise personelimizin verimliliğini ve hizmet kalitesini artırmak için belirli aralıklarla düzenlediğimiz hizmet içi eğitim seminerlerimiz devam edecektir. Bu eğitimlerle vatandaş odaklı hizmetlerimiz daha da güçlenecektir denildi.